Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Sevgili izleyiciler, yayınımız Kırık Rapsodi kitabının yazarıyla devam ediyor. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Neslihan Hanım, çok güzel bir kitabınız elimizde. Rüya Kırık Rapsodi 2. Bu bir diğer kitabın devamı, romanın evet. devamı. Evet. O kadar güzel, sürükleyici bir roman ki. Öncelikle 2 nasıl doğdu ve Kırık Rapsodi'yi biraz siz bize anlatın. Evet, Kırık Rapsodi ve devamı olan Rüya. 1900'lü yılların başından günümüze kadar gelen 100 yıllık bir dönemde Macaristan, Türkiye, Fransa coğrafyasında bir ailenin 4 kuşağına yayılan epik bir anlatının, romantik bir destanın da diyebiliriz, ikinci ve son kitabı Rüya. Bu romantik destanın olay örgüsünde iki hikaye iç içe anlatılıyor. Ana hikayede Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun çökmesinin ardından Macaristan'da yaşanan toplumsal ve siyasal değişimler, İkinci Dünya Savaşı, darbeler, demir perdenin inmesi, 56 Macar devrimi gibi tarihi olaylar sırasında soylu bir geçmişe sahip olan Macar bir ailenin zaman zaman bir araya gelen, zaman zaman farklı ülkelere savrulan, Fransa'ya, Türkiye'ye, Türkiye'de İstanbul'a, Karabük'e, İzmir'e savrulan bireylerinin yaşadığı kişisel dramlar. Kurgunun dış çatısını oluşturan çerçeve hikayede ise bu ailenin dördüncü kuşağını temsil eden Rüya'nın Bir Macar Rapsodisi adlı kitabını yazması ve bu kitabın sinemaya uyarlanması sırasında yaşadığı değişim anlatılıyor. Sevmek arzusuyla sevdiklerini kaybetmek ve yapayalnız kalmak korkusu arasında bocalayan Rüya'nın iç çatışması çözümleniyor. Birinci kitap Kırık Rapsodi'de, Kırık Rapsodi'nin sonunda cevabını merak ettiğimiz sorular yanıtlanıyor Rüya'da. Anlatılan yaşamlar gerçekten sonu olmayan, son bölümü olmayan acılarla dolu kırık bir rapsodi mi? Rapsodinin coşku dolu son bölümü, duyguların uç noktaya vardığı son bölüm başlamayacak mı? Rüyalar gerçekleşmeyecek mi? Bunların cevabını buluyoruz. Umudum her okuyucunun Kırık Rapsodi'de ve devamı olan Rüya'da kendi dünyalarının ufak da olsa bir iz düşümünü bulabilmeleri, kahramanlarda kendilerinden bir ize rastlayabilmeleri ve bu şekilde belki de kendilerini biraz daha iyi tanıyabilmeleri, daha da önemlisi başkalarını, kendilerinden farklı olanları daha iyi anlayabilmeleri. Biz kitapla beraber çok güzel bir rüya görüyoruz. Sizin vermek istediğiniz mesaj neydi? Okuyucunun neyi anlamasını istediniz? Okuyucuyu özgürlük kavramının farklı anlamlarını düşünmeye yönlendirmek istedim. Özgürlüğün ne olduğunu sorgulamaya. Bir yandan ülkelerinin, bütün insanlığın özgürlüğü için ölümü göze alarak savaşanların çektikleri acılara, yaşadıkları zorluklara değindim. Bir yandan da kalbinin özgürlüğü için savaşanların iç dünyalarını kasıp kavuran korkulara, acılara değinmeye çalıştım. Bu yolla vermek istediğim mesaj ise özgürlüğün sorumluluklardan kaçarak elde edilemeyeceği. Şöyle ki, kısaca bunu açayım. Kişi veya toplum neyin özgürlüğü için savaşıyor olursa olsun, ister toplumunun, ister toplumun küçük bir kesiminin, ister ülkesinin, ister bütün insanlığın ya da acıların, korkuların esiri olmuş kalbinle özgürlüğü için olsun. Bu hayalini, özgürlük hayalini yerine getirebilmesi için yapacağı seçimlerin bedelini ödemeyi göze alması lazım. Bu bedeli ödemekten kaçındığında, sorumluluk alamadığında, elini taşın altına koyamadığında özgürce seçim yapamaz hale geliyor. Ve başkalarının onun için yaptığı seçimlere boyun eğmek zorunda kalıyor. Kendisi için çizilen senaryoları kabul etmeye mahkum oluyor. Ve o noktada işte esaret başlıyor. Kısaca vermek istediğim mesaj bu. Gerçekten özgürlük istiyorsak o zaman sorumluluk almalıyız. Ve
Evet ve o vereceğimiz kararların, yapacağımız seçimlerin bedelini ödemeye hazır olmalıyız. Neslihan Hanım, hani kapak tasarımı da çok güzel romanınızın. Evet. Şimdi burada bir fotoğraf var. Evet. Bu aile gerçek mi, sizin aileniz mi? Ve roman ne kadar kurmaca, ne kadar gerçek? Bu çok sorulan bir soru aslında. Ne kadarı hayal, ne kadarı gerçekti. Evet, kapaktaki fotoğraflar aile fotoğrafları. Şöyle söyleyeyim. Aslında ilk bakışta tek düze, sıradan, önemsiz görünen yaşamlarda bile bir öykü gizlidir. Başkalarını duygulandıracak, düşündürecek, heyecanlandıracak, eğlendirecek bir öykü. Fakat yaşam öyküleri roman değil. Onların romanlaştırılabilmeleri için bir olay örgüsü haline getirilmeleri gerekiyor. Ve bunun için de bir yazarın hayal gücüyle beslenerek kurgulanmaları. Kırık Rapsodi ve Rüya zaman içinde silinmeye yüz tutmuş gerçek bir hikayenin benim hayallerimle beslenmiş, biraz değiştirilmiş, biraz eklentiler yapılmış, biraz kesintiler yapılmış bir iz düşümü. Ailede söylene gelen cümlelerden, anlatılan birkaç anekdottan, eski fotoğraflarda dikkatimi çeken bazı ayrıntılardan hareket ederek yarattığım, kurguladığım bir dünya. İlk bakışta çok tek düze, sıradan, önemsiz görünen yaşamların içinde bile bir öykü gizlidir. Başkalarını duygulandıracak, düşündürecek, heyecanlandıracak ya da eğlendirecek bir öykü. Ancak yaşam öyküleri roman değil. Romanlaştırılabilmeleri için olay örgüsü haline getirilmeleri gerekiyor. Bunun için de bir yazarın hayal gücüyle beslenerek kurgulanmaları. Tabii ki roman hayallerden bahsediyoruz ama bir de gerçekler de var dedik. Evet. Yani Macaristan, evet. Rusya, Türkiye. Şimdi evet. Onun için de özel bir araştırma mı yaptınız? Elbette. Elbette. Ön araştırmalarım aylarca sürdü. Yazmaya başladıktan sonra da değişen aralıklarda devam etti. Yaşamadığınız bir dönemin ruhuna girebilmek, o dönemin insanlarından biri olabilmek için sadece tarihi olayları araştırmanız yetmiyor. Aynı zamanda kültürel ve sosyal yaşantıyı, önemsiz görünen bazı ayrıntıları da didik didik incelemeniz gerekiyor. Dolayısıyla çok farklı dillerde yazılmış çeşitli tarih kitapları okudum. Macar yazarların o yılları ve o yılların insanlarını çözümledikleri eserlerini okudum. Macaristan'ı adım adım dolaştım diyebilirim. Paris'i sokak sokak gezdim. Budapeşte'deki çeşitli müze arşivlerinden tutun. İngiltere'de, Londra'da İmparatorluk Savaş Müzesi arşivi, Ulusal Arşiv'de haftalar geçirdim. Örneğin Budapeşte'de bir caddenin hangi dönemde, ne kadar süreyle, hangi isimle anıldığından tutun. Örneğin 1927 yılında Macaristan'daki belirli bir sosyal kesimin en çok hangi şarkıyı dinlediğine kadar. Ya da Paris'te çok soğuk, buz gibi bir gecede bir sokaktan öbürüne koşaradım kaç dakikada gidileceğinden tutun. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Stalin'le Churchill'in karşılıklı oturup ilerinin, geleceğin demir perde ülkelerinin kaderini belirlemek üzere el yazısıyla tuttukları ve sonradan yüzde anlaşması olarak anılan anlaşmanın ön taslaklarını hazırladıkları elle tutulmuş notlara kadar çok çeşitli bilgiler içeren bir dağarcığım oldu. Şimdi biz söyleyişi için Santral İstanbul'daki müzeyi seçtik. Buranın da sizin için ayrı bir önemi var. Çünkü evet. Sizin hayatınızdan izler de taşıyor burası. Evet, şöyle anlatayım. Santral İstanbul bundan, Santral İstanbul olmadan evvel Silahtara Elektrik Santrali'ydi. Silahtara Elektrik Santrali 1910 yılında kurulmuş.
Osmanlı hükümeti bir elektrik santrali kurulmasına karar veriyor ve bir ihale açıyor. Bu ihaleyi Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan Ganz Elektrik Şirketi kazanıyor. Burada bir Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi kuruluyor ve bunun 50 yıllık işletmesi bu Macar Avusturya Macaristan İmparatorluğu Ganz Şirketi'ne veriliyor. Benim büyük amcam, Macar olan büyük amcam Kalman Kando, o dönemde Ganz Elektrik Şirketi'nin Macaristan'daki genel müdürü ve baş mühendisi. Kendisi aynı zamanda elektrikli, dünyada ilk elektrikli treni geliştiren kişi. Elektrikli trenin babası olarak tanınır bugün. Ve o yıllarda sürekli İstanbul'a gidip gelerek İstanbul'daki örneğin elektrikli tramvay projesinin yönetiyor. Ve Kırık Rapsodi'de ve Rüya'da yarattığım karakterlerden bir tanesi Kelemen Kurzon, benim Kalman amcamı temsil etmek üzere yarattığım bir karakter. Dolayısıyla kitapta Silahtara Elektrik Santrali'nin, ki o zamanlarda Osmanlı Elektrik Anonim Şirketi, Osmanlı Anonim Elektrik Şirketi olan şirket, yeri çok var, bahsi geçiyor. Karakterlerin bazıları buraya, bu binaya işe gidip geliyorlar. Onun için benim için hakikaten çok ilginç bir tesadüftü buranın seçilmiş olması röportaj için. Biz çok teşekkür ederiz bize zaman ayırdığınız için. Tamam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.